Basın Komitesi'ne elbette ilgili sayısal teşekkür ediyorum. Benim konum araştırma karesi ve tartışma bölümü. Araştırma... Mikrofonu alabilir miyiz? Benim konum araştırma makalesine tartışma bölümü nasıl yazılır, doğru literatüre nasıl ulaşır? Biraz karıştı anlatacağım ama kafamda umarım devraklaştırırım konuyla ilgili. Şimdi ben çeşitli dergilerde yardımcı ediyorum veya seyitim ediyorum. İkisi seyitim ediyorum, bir yerde ikisi de çıkıyor dergi. Yani size gönderdiğiniz makalede yardımcı editör ne yapıyor? Yazınız niye reddoluyor? Aslında ben de onu anlatacağım size. Mesela ben niye reddoluyorum? Şimdi tartışma bölümü genel olarak yazının aslında zor yazılan bölümü. Çünkü siz şimdi giriş benden sonra anlatacak ama giriş bölümünü yazarken klasik Facebook bilgilerinden faydalanarak yazarsınız. En son cümlede yazdığınız konuyla ilgili hipotezinizi belirtip daha sonra metodoloji bölümüne geçersiniz. Burada metodoloji bölümünde bizim arkadaş çok daha doktora çok iyi anlattı ve sonuçları yazarsınız. Yani bunları yapmak daha basit. Ama tartışmaya kendi özgü kelimelerinizi kullanmanız gerekmekte. Bölümü yazarken giriş bölümünde yazdığınız paragraflarla bağlantı kurmanız gerekmekte ve kendi bulduğunuz bulguları burada literatüre ne katıyor? Bunu hakemin, editörün, editör yardımcısının gözünüze sokmanız gerekmekte. Yoksa o dergi, gönderdiğiniz yazı dergiden muhtemelen hakeme gitmeden reddolacaktır. Şimdi amacımız ne? Ana bulgularımızı ortaya koymak. Burada tüm bulguları ortaya koymayacağız. Siz makale ne yazıyorsunuz? Neyi hakez ettiniz? O bulguları deneyeceğiz. Mesela atıyorum postpartum kanama ile bir yazı yazıyorsunuz. Sezaryen'de postpartum kanamada oksitosin etkisi. Siz tutup da burada neonatal bulguları yazıp tartışma neonatal bulguları da değinirseniz ya hakem size veya editör size ya bu bizi ilgilendirmiyor der. Çünkü amacınız postpartum kanamada oksitosin etkinliği. Siz ona değineceksiniz. Ha, hakem sizden şunu ister. Ya oksitosinin beyin direkt bilirbirine, neonatal beyin direkt bilirbirine etkisine değil. O zaman zaten değinirsiniz. Makaleyi yazarken amacınız net yazmak, kısa, öz yazmak. Yani 3000 kelime yazdım, bu yazı kabul olur. 1250 kelime yazdım, bu yazı kabul olmaz. Öyle bir kural yok. Verdiğiniz mesajın net olması gerekiyor. Gerek editörü, gerek editör yardımcısının veya eğer onlardan geçerse hakemin okurken hakem de kendi de bir şeyler öğrenecek. Vay, böyle demek böyle bir şey varmış. Ben de şunu bir tarayayım. Dediği an zaten sizin o yazının kabul olma ihtimali giderek artıyor. Çünkü şu durumda hakem bulmak gerçekten çok güç. Yani dergi editörleri zaten çok bir iş yapmıyor. Direkt editör yardımcısı atıyor, tabi editör yardımcısı ya kendi ulaşıyor veya bir hakem buluyor. Hakem bulurken de nereye dikkat ediyoruz biz? Hakemin o konuda yazısı var mı yok mu? Ne kadar deneyimli? Hakemin eğer o yazısı varsa ve siz hakemin yazısına atıfta bulunmadıysanız o zaman bir sıkıntı. Adam direkt oradan başlıyor sizin yazınıza geçirmeye. Bunlara o yüzden dikkat edin. Bunlara daha sonradan değineceğim. Şimdi demin de bahsettim. Tartışma makalelerinde zor yazılan bölüm. Bunu ben söylemiyorum. Beylasını söylüyor. Böyle bayağı iyi bir adam. Bana göre çok zor değil. Niye bana diyor? Benim çok yazım olduğu için değil. Ama siz eğer literatürünüzü doğru tararsanız uygun işte web sitelerinden ki ben çok bakmeti kullanıyorum. İşte Google Akademi, Web of Science veya Scopus'u kullanabilirsiniz. Uygun literatürü bulup iyi tararsanız aslında bence tartışma yazmak en kolay bölüm. Bence en zor bölüm Yiğit Bey'in anlattığı gibi metot bölümü. Yani ben yazı değerlendirirken metot bölümünü okuyorum. Çok net diyorum. Metotta hata varsa yandı o yazı benim için. Yani sizin metodunuz sağlamsa tartışmayı zaten eğer sizi yardımcı editör ve hakem yazınızı beğendiyse o yazıyı size istediği kıvama getirtirir zaten. Eğer kafasında sizin yazınızı kabul edecekse. Etmeyecekse zaten baştan kısa kısa atar. Şimdi şöyle örnek vereyim ben nasıl bir tartışma yapacağım. Mesela Sezaryen, kanı doğumcuların en çok yer. Ben jinekolog onkoloğum var, Sezaryen yapmıyorum ama en çok yapan ameliyat kanı doğumda Sezaryen. Yani Sezaryen, postoperatif ileus, kahvenin Sezaryen'de postoperatif ileus etkisi. Mesela böyle bir çalışma planlayacağız. Bu keywordleri, uygun keywordlerinizi yazacaksınız. PubMed'de.
Bakıyorsunuz hiç çalışma yok. Allah diyorsunuz, ben buldum süper bir çalışma. Ben bunu işte OPEC kaynak oldu veya Amerika'nın John OPEC kaynak oldu yönetirim abi. Kafanızda bir plan var. Hemen güvenmeyin, biraz keywordlerinizi spesifikten daha genelleme yapın. Tuttunuz sadece KG içimiyle post-operatif videos yazdınız. Bakın 4 tane çalışma var literatürde toplam. Tamam? Sonra deriz ki ya bu şey bu kadar olmasaydı. KG çıkardınız, Sezaryan'la post-operatif videos yazdınız. 110 çalışma olur. Bu 110 çalışmanızda 60-70 tanesi foson çalışmadır. Emin olabilirsiniz. Kalan çalışmaları full-text'lerine ulaşın. Okursanız zaten siz kafanızda bir plan yapmış oluyorsunuz. Bakın konuyla ilgili tek çalışma olduğu ortaya çıkıyor Sezaryan'da. Yani kahve içimini Sezaryan bağırsak fonksiyonlarla ilgili tek bir çalışma oluyor. Ha biz bunu tabii bunu yaptık. Bizim başkan arkadaşa tez verdim ben. Bunu yaptı. Şimdi göreceğiz. Bakalım inşallah tabii olur. Tabii çok daha farklı bir şeyler bahsettiniz. Yani çalışma planınızı önceden oluşturmanız gerekiyor. Hangi literatürü kullanacaksınız? Önceden oluşturmanız gerekiyor. Yiğit Bey dediği gibi metodoloji bölümünüzü önceden yazmış olmanız gerekmekte. Yoksa ben işte bir şeyler yazayım, ortaya daha sonra verilerini yazarım, ortaya karışık bir şey çıkartırım, mümkün değil. Yani o yazınız boşa gider, emeğinize yazık olur. Şimdi kaynakları seçerken nereye dikkat edelim? Şimdi atıfta bulunacağınız çalışma çok önemli. Bunlar güncel mi? Bir kere bu çok önemli. Her yazı atıfta bulunmayacaksınız çünkü hipotezi bazen geçersiz olabilir. Yazıyı iyi okumanız gerekmekte. Bir de her dergiyi atıfta bulmanız gerekmiyor. Şimdi pahalı dergiler var. Veriyorsunuz 1500-2000 euro. Çok kötü bir yazıyı kabul ediyor dergi. Çünkü o dergiler incelerseniz, o dergilerin içinde onların belli bir infak faktörü sağlaması gereken kişilerden ücretsiz yayın basarlar. Siz de diyorsunuz bu derginin pa 3 çok iyi, 2000 dolar, 2500 dolar istiyor. Ama o dergide belli yazılar yayınlıyorlar. O yazılar yazarlarından para almıyorlar. Şimdi bana öyle bir mailler geliyor. Mesela yazın gönderdiği biz sizden para almayacağız diyor. Niye? Çünkü adam sizin yazınızı kullanır, derginin infanı yükseltiyor. Ama yazı yazmayı yeni başlayan insanlardan en kötü yazılarını 2500 dolara basıyor. Ve o dergilere mümkün olarak uzak durun ilk başlarda. Daha sonra yazarsınız zaten. Kullandığınız literatürde makale sonuç olarak dengeli ve tutarlılığını da alacaksınız. Ha bir de çok önemli şey, kahve eski olsa bile eğer konuyla ilgili önemli bir yazıysa onu mutlaka atıfta bulunmanız gerekmekte. Çünkü gönderilenken o olabilir. Onu yıkayalım. Şimdi tartışmayı nasıl yazalım? Ortalama 5-6 paragraf. Bu uzunluk size kalmış bir şey. Yani dediğim gibi fazla uzun olması illa yazınızın kabul olacak anlamına gelmiyor. Kısa olmasının reddolacağı gibi. 3 ay bölümden oluşturacağız. Giriş paragrafı, ara paragraf ve sonuç paragrafı. Bunlar çok bilinen şeylerdir. Hemen kendi yazdığım makale örnekler vereceğim. Girişe nasıl başlıyorum? Giriş çok önemli. Çünkü girişinizi nasıl yaparsanız gerisi de öyle geliyor zaten. Şimdi bakın, bu prospekte randomize çalışma. İşte bu giriş bölümündeki hipotezi cevabını ilk cümlede yazmanız gerekiyor. Genelde prospekte randomize kontrol çalışmalarda istenilen giriş cümlesine sizin hipotezinizin cevabını net olarak vermenizdir. Çok basit, çok uzatmadan vereceksiniz. Daha sonra ikinci cümlede çalışmanın güncelliğinden bahsedebilirsiniz. Bu çalışma literatürdeki en büyük çalışma olabilir. Literatürdeki ilk çalışma olabilir. Bunları yazmanızda fayda var. Ha burayı yazmazsınız bunu, farklı bir yere yazarsınız. Onu da kabul edin. Ama ben genelde ilk paragraftan bunu belirtiyorum. Şimdi bu da prospektif bir core çalışması. Bakın burada da yine çalışmanın hipotezinin hemen cevabıyla başlamışım. Hiç bunun giriş paragrafını okursanız klasik test gibi verir. İşte servikal kanserde şu yapılır, bu yapılır. Bunun devamlı bir şekilde başlamıyorum çünkü bu okuyucu sıkar. Siz bildiğiniz şeyleri sağ kullandığınız şeyleri böyle göstermiş olursunuz. Hiç hoş olmaz. Siz net, yani ne istiyorsunuz, ne buldunuz, bunlardan bahsedeceksiniz. Bu da bir case kontrol, olup kontrol çalışması. Bakın tek bir cümleyle anlatmışım, biz bu şekilde bunu yapacağız. Bildiğimiz kadarıyla ilk çalışma ve direkt bulgularımı tartışmaya başlamış. Bunlar hep çeşitli yöntemler. Siz istediğiniz gibi başlayabilirsiniz. Ara paragraflar nasıl yazılır peki? İlk paragrafı atladık mı? Ara paragraflar genel olarak yine kısa yapmamız gerekiyor. Ne bulduk? Ne bulduk? Bunu destekleyen literatür ne? Karşılık literatür ne?
bizim bulduğumuza dair önerimiz ne? Yani literatüre ne katıyoruz? Yani adam bunu bulmuş, o da bunu bulmuş, ben de bunu buldum. Ya elektörse der ki, ya ben ne yapayım kardeşim yani? Sen ne yayınlayayım bunu? Ya ben bunu niye yayınlayayım ki? Zaten aynıları var. Yani sizin ekstra bir şey yapmanız gerekiyor. Onunla. Yoksa hiçbir iyi dergide yazınızı yayınlatamazsınız arkadaşlar. Yani boşuna emek sarf etmiş olmuşsunuz. Benim var mı yazarım var. Yani biz de başlarken yazıyorduk. Yani biz daha şanslıydık çünkü o zamanlar bu kadar ulaşım kolay değildi. Yazı yazan sayısı bu kadar fazlaydı. Şimdi ben biliyorum az çok, yani Türkiye'den korkunç yazılar çıkıyor yani şey olarak, sayı olarak. Çok fazla bütün branşlar için konuşuyorum. Ya o yüzden yaptığınız yazının planınızı çok iyi yapmanız gerekiyor. Ya planı yaparken de literatürü çok iyi taramanız gerekiyor. Literatürdeki boşlukları, açıkları çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Çünkü bu sizin yazınızın orijinalitesini ve yeniliğini gösteriyor. Burada iki üç şeyden bahsetmek istiyorum. Siz bulgular bölümünde değinmediğiniz şeylere tartışmada fazla yer vermeyin arkadaşlar. Şunu diyorum, mesela rüzgar kısmını benden ilk konuşmanızı anlattı. Çok uzun yazmanıza gerek yok. Tablolarla yapabilirsiniz ama hipotezinizin cevabını, yani tartışacağınız ana konuyu mutlaka sonuçta yazın ki tartışmada ondan devam ediyorsa, tartışmada yazmamışsınız, siz tabloya vermişsiniz, tartışmada onun üzerinden gidiyorsunuz. Ya bu çok hoş olmuyor. Ve gerekmedikçe numerik değerleri çok kullanmayın. Şimdi örnekler vereyim ben size. Şimdi bakın, bu giriş, bu da Prospector Damlamızı'yla çalışma. Bu tam da onun en iyi derginden biridir. Giriş cümlemize başlıyoruz. Klasik cümleyle başlıyoruz. Daha sonra odaklanan konu hakkında kısa bilgi vermişim. Bu verdiğim bilgi kesinlikle giriş paragrafın, yazının introduction'daki cümlelerle alakası yok. Çünkü introduction'ı yazarken aslında ben metodoloji ne yazacağımı planlıyorum kafamda zaten. Yani siz bugün ben introduction'ı yazayım, yarın işte sonuçları yazarım, sonra metodoloji yazarım. Tamam, bu doğru bir şey ama bir bölümü yazarken mutlaka tartışmada ben ne yazabilirim? Bunu hep aklınızda olsun. Yani bölük bölük yazarsanız en sonunda ortaya çorba gibi bir şey çıkar, uğraşın, duruşun. Şimdi bu da Retrospective Book Center bir yazı. Bakın, çok kısa bir girişle başlamışım. Daha sonra klasik bulguları vermeye başlayacağım. Yaş ortalaması şöyle, bu böyle, bu şu şöyle. Bu da bir yöntem. Literatür bilgisinde net olarak vermeniz gerekiyor. Eğer sizin çalışmanız literatürdeki ilk çalışmaysa sonuna ilgili, bundan daha önceki literatür sayısını verip tek tek onları bulgulamanız gerekiyor. Buradan ne çıkarımız oluyor? İşte benim yazım literatürdeki ilk çalışmadı. Bunu editörün gözüne sokuyorsunuz arkadaşlar. Ki adam, ha bu değerliymiş desin. Yazarken mutlaka karşıt görüşe değer verin arkadaşlar. Yani literatürde karşıt görüşünüz sizin hipotezinizin karşıtı, sizin hipotezinizin çürükten yazı var mı? Bundan mutlaka bahsetmeniz gerekmekte. Hatta siz bunu bahsederken o yazının hipotezini çürütmeniz gerekmekte. Ki literatüre yeni bir şey katmış olur. Ve bu da sizin objektif olduğunuzu yansıtır. Çünkü mesela ben kendim söyleyeyim, adam yazıyor. Öyle bir tartışma yazmış ki her şey günlük bir standık. Halbuki literatür bilersiniz artık çok kolay erişip zaten siz dergi editörlerinizi falan da yurt dışı dergiler de size bir sürü aksesiniz oluyor. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Bir de özellikle zıt yazısı olan hakemi oluyor. Özellikle bile bile yapıyor. Red diyorsun diye. Yani sen doğru ilgiler bu taraf. Sen zıt görüşü de bilir. Çünkü ne var ne yok onu hakem okurken veya dergi okuyucusu okurken bilsin bunu. Yani sadece ben bunu yaptım, her şeyde bunu böyle göstermiş. Mutlaka onun karşılığı var. Onu editör yardımcısı bulur. Ve o hakime gönderin yanına. Ve sizin yazınız o kadar net boşu boşuna gitmiş olur. Benim de bahsettiğim dikkat literatürü tarıyoruz. Çalışmamızın mevcut literatüre katkısı ne? Bunu basa basa, basit, sade, kısa cümlelerle yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir başka yöntem de size söyleyeyim. Mesela konuyla ilgili o çalışmalar 6-7 tane var. Siz de yazmak istiyorsunuz, elinizde verileriniz var. Ben bunu yazayım diyorsunuz. Ve ben bunu hiç yazayım önereceğim diyorsunuz. O zaman yapacağınız çok basit. Elinizdeki o 6-7 çalışmayı alıyorsunuz, iyice okuyorsunuz. Ondaki açık ne? Ortak açık ne? Onu biliyorsunuz. Onların mutlaka bir açığı vardır yani. Şimdi ben size göstereceğim onları zaten birazdan. O açığı buluyorsunuz, o açıktan bahsediyorsunuz. Ve arkasında başka bir paragrafta işte benim yazın, bu böyle değil, bunlardan daha kaliteli diyorsunuz.
ve devam ediyorsun. Bu da bir yayınlatmak yöntemi. İşte bu konuyla ilgili bir şey yazıyor. 8-9 tane. Ama ben ondan sonra yapmama rağmen daha iyi derleyeyim ben. Niye? Çünkü ben şey biliyorum. Kişiselliğini biliyorum. Anlatabiliyor musunuz? Yani biraz bu aslında sanat diye bir şey düşünüyor. Yani yazdıkça siz zaten bir işin kurmasını öğreniyorsunuz arkadaşlar. Öyle kadar düşünüyorsunuz. Veya yapacağınız çalışma, yine kitabın belli sayıdaki çalışmadır. Bulduğunuz literatürü eleştirirsiniz. Siz dersiniz bunda şöyle değerler var. İstatistik yetersiz, istatistik yanlış değil. Ben, benim yazımda ise böyle değil. Biz daha net yaptık. Cephalarınızı daha net yaptık. Deyip bunu da editörün gözünün içine sokarsınız ve dersiniz ki benim çalışmam bu nedenle değerli. Bu nedenle yazımınızı kabul etmeniz gerekmekte. Tabi bunu yaparken de çok da ağır eleştirilerde bulunmamanız gerekiyor. Çünkü bu adamda kalkıp size red edilir. Onu da söyleyeyim. Yani onun denilmesini iyi kullanmak gerekmekte. Şimdi çalışmanın bir de çok önemli sınırlayıcı yanları var. Şimdi sınırlayıcı yazmak oldukça, yanlarına oldukça önemli. Niye? Çünkü sizin objektif bakışınızı yansıtıyor. Örneğin mesela, örnekle macunuz yetersizdir. Retrospektif bir yazı yazıyorsunuzdur. Yani içerideki veri tabanları sonuçta belli. Güvenilirlik eksikliği kesin oluyor. Mesela ben içine kocam örnek vereceğim. Adam diğer 25'ini normal yazmış. Şimdi o normal derken 15 mi? 20 mi? 30 mu? 34 mu? 39 mu? Yani şimdi sonra 15 yazsanız şey değişiyor. İstatistiğiniz değişiyor. Eğer tabii çok büyük rakamlar bize küçük böyle hasta bazında yapıyorsan. O yüzden onu boş ver. Ama misik data olsun gitsin. Yani bu illa her datanızın motomot hepsinin olacağı anlamına gelmiyor. Bazı veriniz eksik olsun. Yani hatta bazen hakikaten daha çok hoşuna güzel getirin. Ha, bu adamın dürüstlüğünü gösterir. Bunları yaparak hakim ve editörünün eleştirilerine önceden cevap da vermiş olursunuz. Mesela özellikle onkoloji multisenter çalışmalarda bu mesela atıyorum siz over kanser, serodolar kanserle bir yazı yazacaksınız. Bir sürü yerden veri alırsınız. Veriyle toplarsınız, çok da güzel çiçek gibi bir yazı yazarsınız, gönderirsiniz. Editörün, hatta editör veya editör adı ilk diyeceksiniz. Siz bunlara merkezi patolojik inceleme yaptınız. Çünkü A şeridindeki patolog seroz kanser der, B şeridindeki patolog rabumis kanser olabilir der. Sonuçta ülkemizdeki patologların kalitesi belli bir yere. Yani o konuda uzman değildir. Memeyle ilgilenmiyordur. O buna bakmıştır. O yüzden siz bunu başta, biz bunu zaten yapmadık derseniz editör tamam der. Bunlardan gelecek. Oradan artı birinizi cebinize koyarsınız. Yine gelecek bir çalışmalara teşvik tutabilirsiniz. Şimdi nereye yazalım? Ben genellikle hemen sonuç paragrafının üstüne yazıyorum. Fakat ilk paragrafın altına da yazabiliriz. Özellikle çalışmamızın eksik yönlerini. Daha sonra birkaç cümleyle çalışmamızın kuvvetli yönlerini de sonuç bölümünün üstüne ekleyebiliriz. Bu nereye yazacağımız tamamen size kalmış arkadaşlar. Yani bir öyle bir kural yok. Siz nasıl isterseniz ona göre yazarsınız. Önemli olan sizin yazınızın her zaman dediğimiz gibi konu bütünlüğü, yenilikçi olması ve kullandığınız dile hakim olmak. Yani İngilizce'nin iyi olmayabilir. Ama ben de yazarken yani 10 sene önceki ile şimdiki arasında korkunç fark var. Tamam yani ben birçok şey İngilizce'yordum ama yani illa İngilizce ana dilinizi gerekmiyor. Türkçe yazarsınız. Vardır mutlaka çevrenizde İngilizce az çok bilen. Onu okutursunuz. Sonra İngilizce düzeltmeyi gönderirsiniz. Yani yazı yazmak bu kadar zor değil. Önemli olan hipotezinizi doğru kurup metot bölümünüzü sağlam yapmak. Gerisini zaten bir şekilde yazarsınız. Şimdi örnekler vereyim ben size. İlk önce güçlü yanlarından başlıyorsa çalışmamız randomize, double-blind, göbeğiniz çapını anlıyorsunuz bir yazı yazarken. Şöyle hesabı kontrolü yazdık. Fakat diyoruz bazı parametrelerde eksiklerimiz var. Niye? Çünkü biz bunlara odaklanmadık. Çünkü power analizi buna göre yapmadık diyoruz. İşte yüksek postpartum tanıma için yüksek risk olduları eksikler istiyoruz. Yani bunları belirtseniz iyi olur. Tek tek de yapabilirsiniz. Retrospektif olduğunu, olguların farklı merkeze alındığı için cerrahi yaklaşımlarının farklı olduğunu, yine tek patoloğun bakmadığını belirtmeniz gerekmekte. Tabii çok kısa olarak da çalışmanızın niye güçlü olduğunu, ne konuda güçlü olduğunu, mesela bu çalışma literatürün en iyi seviyeyim. Şimdi son paragrafa geldik. Artık her şeyimiz bitiyor. Yazması en zevkli, en kolay paragraf.
ne yapıyoruz? Makale ne amaçladığımızı, ne bulduğumuzu çok net, kısaca özetliyoruz. Artık genelde yapılan biz bulduk, biz şunu bulduk. Yani üçüncü şahıs değil de genelde artık birinci şahıstan yazmakta fayda var. Eskiden üçüncü şahıs yazılırdı da. Yani tek şahıs, biz bunu bulduk. Tabii makaleci dinleniyorsunuz. Biz bunu bulduk, biz şunu bulduk, biz bunu öneriyoruz. Net yazacaksınız arkadaşlar. Tabi de şöyle bir şey var, sizin tabi şimdi dergiye mesela yazı gönderiyorsunuz. Özellikle yardımcı editör bakıyor, bu adam kim mesela. Özellikle ilk isme ve sonuçta bakarlar, bu adam kim? Sizin yazı sayınız arttıkça, atış alma sayınız, o haş indeksine olay, atış alma sayınız arttıkça bir de merkezinize bakıyor, merkezi neresi sözler. Size bakış açısı değişiyor. Veya yine şöyle bir konu yazabilirsiniz. Ya o bilgiler ne işe yarıyor? Okuyucu okudu, artık son cümle okuyacak. Ya ben bunları klinik pratiğimde nerede kullanabiliyorum? Veya kullanmalı mıyım? Bunu bir hazmeder, sonra döner, iyi bir okuyucuysa döner, metot böyle bakar. Ya bu adam tubo varnastansını nasıl koymuş, doğru mu koymuş, nasıl koymuş? Yani siz tartışmanızla istediğiniz kadar iyi yazın. Her zaman diyorum, metot bölümünü yazmazsanız o makaleyi atmışa gitsin. Ben kişisel görüşüm yani bilmiyorum başka eden de olabilir ama metot bölümünden denilenli bölüm. Onu iyi yazarsanız gelirsiniz zaten çorap tutun diyebilir arkadaşlar. Bir de böyle cümleler de ekleyebilirsiniz. Yani konuyla ilişkin gelecekte yapılabilecek çalışmalar. Bunu genelde zaten hakemler veya dergi editörleri böyle yazarsanız iyi olur diye bir cümle kullanırlar. Direkt getirirler veya siz direkt olarak kendinizde ekleyebilirsiniz. En sonunda teşekkür mutlaka yazmanız gerekmekte. Eğer araştırma sonucu başkalarından teklif yardımı aldıysanız veya işte araştırma desteği aldıysanız mutlaka yazmanız gerekiyor. Etik açıdan çünkü hoş olmaz eğer yazmazsanız. Şimdi sonuç olarak ya makalenin reddetisi yazdınız uğraştınız, bilginizi verdiniz, evlisinizi, çocuğunuzdan eksik kaldınız falan filan hiç mekan reddedin. Ne olacak? Ya bu dünya sonu değil. Çünkü mutlaka onu eğer yazınız iyiyse, makalenizi görüyorsanız kabul edecek bir dergiye ulaşırsınız ve o dergi sizin olur.